Bugün 6 Nisan 2020. Sütre konuşmalarında bugünkü konumuz kooperatifçilik. Bu bağlamda Fatih Sert arkadaşımızın bize bir sunumu olacak. Dinliyoruz. Buyurun abi. Eyvallah. Şimdi bugün kooperatifçilik üzerine konuşacağım. Emin senin de söylediğin gibi. Kooperatifçiliğin biraz tarihçesinden, ne olduğundan, mantığından ve bizim ülkemizde bunun ne kadar uygulandığından, güncel örneklerden ve önerilerden oluşacak bir miktar benim size anlatacaklarım. Şimdi kooperatifçiliğin nereden çıktığı ile ilgili iki farklı görüş var. Birisi İngiltere'den çıktığını, biri Rusya'dan çıktığını söylüyor. Rusya'dan bu işi Rusya'ya temellendirenler 15. yüzyıla kadar dayanıyorlar. Farklı bir toprak sistemi, toprak yönetimi sistemi var. Bunu kooperatifçiliğe benzetiyorlar ama bunun bir ekonomik kaygıyı vesaire çok fazla gütmediği için tam olarak kooperatif denemediğini, bu yüzden ilk başta İngiltere'de ortaya çıktığını savunan görüş daha ağırlıkta. Ben araştırmamı yaparken Kessler'in 1940 yılında İstanbul İktisat Fakültesi'nde ders verirken yazdığı kooperatifçilik ders kitabını kaynak olarak kullandım. Onun verdiği bilgileri esas aldım. Kessler bir Alman profesör. Almanya'dan kaçıp geliyor Türkiye'ye ya da çağrılıyor. O noktada tam bir bilgim yok. Bu yüzden Almanya yanlısı görüşler de ileri sürebiliyor. Kitabında yani bunlar hissediliyor. Benim anlattıklarımda da bu tarz şeyler olabilir. Farkında olmadan ben de kapmış olabilirim. Olayın özü şöyle. 18. yüzyılın sonlarından, 19. yüzyılın ilk yıllarında başlıyor bu kooperatif olayı. Kooperatif kelime anlamı itibariyle İngilizce olan corporation kelimesinden, yani işbirliği kelimesinden türemiş bir kavram. Herkesin işbirliği yaparak bir sonuç meydana getirmesi gibi düşünülüyor. İngiltere'de bu iş başlarken üretim, tüketim veya yapı kooperatifi, zirai kooperatif gibi türler altında gelişiyor. Yani topluca üretim yapılıyor veya topluca tüketim. Yani toplu üretim bize belki şu an için mantıklı geliyor ama toplu tüketimin nasıl olduğunu kavramakta güçlük çekiyor olabiliriz. Bunu bir market zinciri gibi düşünün. Binlerce üyesinin olduğu bir kooperatif sadece kendi üyelerine satış yapıyor. Yani bizim dışarıda birim fiyatını 8 liradan aldığımız bir ürünü kooperatif topluca alıp bize 5 liraya 4 liraya getirebiliyor. Yani tüketim kooperatifinden kastımız da bu. Üreticilerin, küçük üreticilerin birleşerek büyük bir tek kurum haline gelmesi ve yaptıkları üretimlerin birleşip tüccara veya aradaki başka şeylere, ticaret erbaplarına kendi emeklerinin sömürülmesinin engellenmesi, önüne geçilmesi amacını taşıyor üretim kooperatiflerde. Yani toplam 100 tane elma üreticisinin her biri 10'ar ton elma üretiyor diyelim yılda. Her biri ayrı ayrı satmaya çalıştığında pazar bulmakta zorlanıyor. Alıcılar malını almam gibi şeylerle, tehditlerle vesaire ya da o tarz yaklaşımlarla bildiğimiz günümüzdeki ticaret işleyişinden dolayı daha küçük malın satıcısı daha düşük fiyattan satmak zorunda kalabiliyor. Veya işte hızlı satması gerekiyor vesaire bu tarz problemler yaşıyor ama 100 tane elma üreticisinin biner tonunun birleşip 100 bin ton elmanın ortaya çıkması ve bunların tek elden pazarlanması hem daha rahat bir pazar bulmasına hem de hak ettiği fiyatı elde etmesine vesile oluyor. Kooperatifçilik aslında bir komünist mantığa dayanır gibi geliyor. Yani benim şimdiye kadar yaptığım konuşmalardan vesaire herkesin söylediği kooperatif mantığı bir topluca hareket etme mantığı olduğu için daha böyle sosyalist bir yaklaşıma sahip olduğunu söylüyorlar ama aksine
Hiç de öyle olmadığını savunuyor Kessler kitabında. Bana da çok mantıklı geldi. Şöyle ki kooperatifler bir şirket. Yani ortaklık. Sadece ortak sayısı fazla ve işlediği, yani yürüttüğü kuralları, kaideleri farklı diğer şirketlere göre. Bir kooperatifte 500 tane ortak olabilirken bir limited şirkette çok daha sınırlı hale geliyor. Anonim şirketler belki günümüzde halka açıldıkları için binlerce ortak da hale gelebiliyor ama tam bir ortaklık olmuyor oradaki. Bizim bahsettiğimiz klasik anonim ortaklık. Yani en temelinde bu bir şirket, kooperatif dediğimiz olay. Ve temel gayesi ekonomik bir değer üretmek veya ekonomik endişelerle hareket ediyor. Tamamen bir sermayesi oluyor, ekonomik kaygılarla çalışıyor, üretim yapıyor veya bir tüketimi kullanarak tamamen para odaklı hareket ediyor ve bu yüzden kapitalist sistemin bir ürünü olduğunu söylüyor. Yani biz buna istediğimiz kadar insanların hakkı korunarak şey yapılıyor, daha kendilerini koruyabiliyorlar. Bu yüzden sosyalist olabilir dersek de bu temelinde kapitalist sistemin içinde büyümüş, gelişmiş bir sistem kooperatif. İngiltere'de başlıyor. İngiltere sermayeciliğin özü, yani temel çıkış noktası. Bu medeniyetlerin gelişiminde yine şeyin tezlerinden, Teoman Duralı'nın bir tezi, Çağdaş Küresel İngiliz Yahudi Medeniyeti diye. Şu an içinde bulunduğumuz, yaşadığımız, yaşatmaya çalıştığımız ve içinde gelişmeye çalıştığımız medeniyetin bu medeniyet olduğunu söylüyor. Bunun çıkış noktasında sanayi devrimiyle İngiltere'den oluştuğunu söylüyor. Tam sanayi devriminin sonrasına denk geliyor. Kooperatiflerin İngiltere'de ortaya çıkışı zaten. İngiliz sermayeciliğinin başlangıç noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Avrupa'nın yakın çağ dedikleri medeniyet döneminin nihayet erip İngiltere'nin hakimiyete başladığı dönemlerde. Daha sonra İngiltere'de faydalı oldukça, geliştikçe, insanlar kooperatif azaları, yani kooperatif üyeleri oldukça bu iş daha sonra Fransa'ya kayıyor. Fransızlar da bu işi başlatıyor. Fransa İngiltere'ye nazaran bir çiftçilik memleketi. Bilumum sebze meyve yetişiyor. O yüzden çiftçisinin bol olduğu bir ülke Fransa. İngiltere'ye göre çok daha fazla. İngiltere daha çok bu işi bir üretim kooperatifi veya tüketim kooperatifi şeklinde kullanıyor. Tabii belli bir süre sonra yapı kooperatiflerine de dönüyor ama zirai kooperatif İngiltere'de pek yok. Fransa'da gelişiyor. Fransa'nın öyle bir hale geliyor ki her köyünün kooperatifi oluyor. İnsanlar birden fazla kooperatife üye oluyor. Ve bu şekilde çok daha tasarruflu bir ekonomi dönmüş oluyor. Yani kendi içinde israfı kabul etmeyen bir ekonomi haline geliyor. Kooperatiflerin hakim olduğu bir ekonomi. Ondan sonra da 20. yüzyılın başlarına doğru da Almanya'ya kayıyor kooperatif olayı. Almanya'da da çok hızlı bir gelişim gösteriyor. Almanya'nın da çiftçi ve yani çiftçilik ve sanayi, ağır sanayi hüküm sürüyor. Ağır sanayinin hüküm sürdüğü yerlerde işçi sınıfının çok fazla sayıda olduğu görülüyor. Bu işçiler de kendi ekonomik kaygılarından dolayı kooperatiflere daha çok yöneliyorlar. Biraz kooperatiflerin türünü size açayım isterseniz. Yani bir soru işareti bulunuyorsa aklınızda, tam kapsamlı anlatamıyorsam, kooperatif, bizim bildiğimiz kooperatif olayı Türkiye'de 90'lı yıllarda özellikle çok revaçta olan kooperatif, yapı kooperatifi. Yani toplanıp aydan aya aidatlar ödeyerek yüzlerce kişinin parasının birlikte birikmesiyle inşaatın yapılması, sadece maliyet karşılığı ev sahibi olmak anlamına gelen yapı kooperatifleri. Ama bu yapı kooperatifleri kooperatif türlerinin içinde belki %20'lik bir alanı kapsayan, dönemlere göre değişen tabii, bir kooperatif türü. Bunun dediğim gibi İngiltere'deki asıl olayı üretim ve tüketim kooperatifleri, Fransa'daki zirai kooperatifler. Zirai kooperatif de az önce köy örneğini verdiğim gibi, elma örneğindeki gibi işte, toplanıp birlikte satmaları veya birlikte satmayı, yani bir pazara birlikte göndermenin de ötesinde bu işler öyle büyüyor ki
Direkt kendi pazarını oluşturabiliyor kooperatifler. Yani şöyle düşünün. Aynı malları üreten üreticilerin, çiftçilerin bulunduğu veya birden fazla malın çiftçisinin bulunduğu kooperatif büyüdükçe, kendi üretim hacmini geliştirdikçe artık kendi marketlerini, kendi pazarlarını, yani bildiğimiz mahalle pazarı gibi pazarlarını oluşturabilir hale gelir. Bu noktada üreticinin perakende satışa kadar geçen süreçte sadece bu şemada iki kişi bulunuyor. Biri üretici, biri de kooperatif satıcı. Bu yüzden arada bu geçmiş yıllarda, geçen sene özellikle çok bu oluşan, hani sebze meyve fiyatlarının artmasında rantçıların olduğunu söylüyorlardı, ara komisyoncuların vesaire. Herhangi bir komisyon alacak bir iş kaleminin bulunmasını engelliyor. Ve böylelikle üretici, atıyorum, kendi ürününü ham madde olarak normalde tüccara satarken birim fiyatını 9 liradan satıyor ama markette, pazarda bizim elimize bu ürün 18 liradan geliyorsa, bu üretici kooperatif aracılığıyla, kendi pazarını, kendi marketini oluşturmuş kooperatif aracılığıyla 12 liradan ürününü satıp kooperatife 13 veya 14 liradan halka satışında gerçekleştirdiği zaman hem satışları yükseliyor, piyasanın fiyatlarını aşağı çekiyor, hem de kendi kazancını kat be kat artırmış oluyor. Ziraat kooperatifin böyle sonuçları olabiliyor. Cumhuriyet'in sonralarında da kooperatifler bize geliyor. Özellikle bu şey döneminden sonra galiba, Menderes döneminden sonra bizde gelişiyor kooperatif olayı. Kooperatif, tekrar dediğim gibi, herkesin birleşerek bir şirket meydana getirmesi ve bu şirketin yöneticilerini seçmesi, toplu bir yönetimin olması. Aynı Emin ve Süleyman çok daha iyi bileceklerdir. Şirketlerin yönetiminde genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu gibi üç tane kurulun varlığından haberdarsınız. Anonim şirketlerde diyeyim. Ortaklar genel kurulu oluşturuyor. Genel kurul bir yönetim kurulunu seçiyor. Aynı zamanda denetleme kurulunu seçiyor. Yönetim kurulu ve denetleme kurulu şirketini sürdürüyor. Burada da aynı olay. Kooperatif üyeleri genel kurulu oluşturuyor. Ve genel kurulda yönetim kurulu ve denetleme kurulu seçilerek onlar kooperatifi yönetiyorlar. Kooperatifin faydası saymakla bitmez. Özellikle bizim gibi ülkelerde, eyvallah Salim, tüketicinin son derece sömürülmeye açık olduğu, ara komisyoncuların sayısının fazla olduğu ve yani çiftçiden çıkan veya ilk üreticiden çıkan malın 1,5-2 kat yüksek bir fiyatla pazarda halka satılıyor olduğu ülkelerde kooperatif uygulamasının gelişmesi son derece faydamız olur. Bu 90'lı yıllarda yükselen kooperatif trendi bizde sadece yapı kooperatifi şeyinde kaldığı için, yani insanların hatırında öyle kaldığı için yapı kooperatiflerinde ve şöyle bir problemle karşılaşıldığından dolayı kooperatif yönetiminin düzgün yapılmadığı, yöneticilerin, yani kooperatifin yöneticilerinin tabiri caizse çalıp çırptığı, kooperatife iş yapanların bu zaten kooperatiftir deyip çalıp çırptığı olaylar son derece fazla olduğu için kooperatifler bizde hakim kalmış. Yani başarılı sonuçlara pek ulaşamamış girişimler olarak hatırlanıyor. Birçok kooperatif konutlarına baktığınızda düşük kalitede yapılmış ve insanların yıllarca aidat ödeyerek ancak 15-20 yılda bitirebildiği bir kanser haline gelen yatırımlar noktasında. Ama Türkiye'deki kooperatifler sadece yapı kooperatifleri değil tabii ki de. Üretim kooperatifleri de, zirai kooperatifleri de şu an oldukça yüksek sayıda. Zirai kooperatif dediğimiz olay köylünün kooperatifi ama bu ne derecede, ne amaçlarla kullanılıyor, orası ayrı. Şöyle bizim köyden bir örnek vereyim. Ben Bursa İznik
ilçesinden gelen bir kardeşimizim. Benim köyüm de orada. İznik de genel olarak zeytin ve şeftali, elma gibi ürünler yetiştirilir. Zeytin büyük çoğunluktadır. Her köyün neredeyse bir kooperatifi vardır. Neden? Her köyün kooperatifi hiç değilse şu işe yararlar. Köylerin genelde kendi göletleri bulunmadığı için aşağıda yani ovanın en altında İznik Gölü var. İznik Gölü'nden yukarıya köylere su basılır. Su basılmadan önce herkes kendi traktörüyle traktörün arkasına 2 tonluk 3 tonluk bir tanker bağlıyor. Tankerle iniyor göle. Gölden traktörün enerjisiyle tankere su basıyor. Tankeri yukarı çıkartıyor. Depo hazırlıyor bir tane yukarıya. Birkaç tonluk. Depoya tankerden boşaltıyor. Geri iniyor. Tekrar tankere su çekiyor. Tekrar yukarı çıkartıyor. Boşaltıyor. Böyle kıyamet gibi gitgellerin olduğu, çok yüksek maliyetlerin oluştuğu bir ürün, suyun tarlaya verilmesi. Su aşağıda, tarlalar yukarıda. Bir kooperatif kuruluyor. Herkes aidatlarını vererek aşağıdan gölden köyün en üst noktasına kadar bir sulama hattı çekiliyor. Büyük bir hat. 20'lik. O hattın elektrik parasını şu an bütün köylü kullandığı kadar veriyor. Ayda sadece kimse eskiden olduğu gibi böyle traktörle inip su çekip gelmiyor. Farklı yani özellikle mazot maliyetine girmiyor. Zamandan tasarruf ediyor vesaire. Kişiler kendi tarlaları için gölden ayrı ayrı su basmaya kalksalar çok çok yüksek maliyetler oluşuyor. Ama toplanıp birleşip bir tane su hattı oluşturup suyu topluca bastıkları için maliyet onları da çok fazla düşüyor. Mesela bizim köydeki kooperatifin tek amacı bu suyun basılması halinde. Çünkü insanlar birbiriyle uyumlu şekilde hareket edemiyorlar. Kendi ürünlerini topluca satma gibi bir şeye girişemiyorlar. Köyün tamamında sadece zeytin üretiliyor bu arada. Yani bütün köy aynı işi yapıyor. Ama bizim iki yandaki bir köyümüz var. Bu köy kendi kooperatifini her türlü iş için geliştiriyor. Öyle ki kooperatifleri neredendi? Türkiye Petrolleri'nden galiba bir şey alıyorlar. Lisans alıp köyün girişine benzin istasyonu kuruyorlar. Kooperatif üyeleri oradan daha ucuza alıyorlar şeyleri. Çünkü kooperatif topluca tonlarca mazotu tek seferde aldığı için ucuzdan alıyor ve kendi üyesine ucuz olarak satıyor. Böylelikle çiftçinin kendi kullandığı mazotun birim fiyatı da düşmüş oluyor. Yani en basitinden bir tüketim kooperatifi örneği bu. Benzinin birlikte alınması. Bu gibi birçok işleri üretim anlamında da tüketim anlamında da kooperatifle yapılabilir. Türkiye'de köylünün bu işe girişmemesi büyük bir eksiklik bana göre. Yani tarımın kalkınmasının önündeki tek yol belki de bu kooperatifler. Yani birleşip herkesin birlikte bir iş yapması. Eskiden Osmanlı'da bunu ağalık sistemi görüyormuş. Yani ağanın ağalık sisteminde ileride değineceğim. Bütün toprakların yönetimi ağanın elinde. Köylü işçi olarak çalışıyor. Adaletli bir ağanın elinden köylü çok güzel parasını kazanıp, emeğinin karşılığını kazanıp yaşayabiliyor. Ağa aynı zamanda onların sosyal hayatta da destekçisi oluyor. Ve sosyal devlet politikası bu şekilde de güdülebilmiş oluyor. Ağalık sistemimizde çok mantıklı bir şekilde işliyormuş vakti zamanında. Ancak günümüzde Anadolu'daki toprakların büyük çoğunluğu bölündüğü için miraslarla vesaire. Mesela ben eskiden şunu düşünürdüm bu mirasla bölünme meselesinde. İşte okulda deniyor ki Anadolu'da topraklar miraslarla çok çok bölündüğü için insanlar Anadolu'dan İstanbul'a büyük şehirlere göç ediyor. Derdim ki kendi kendime. Yani bu insanlar 100 yıldır mı yaşıyor burada? Önceden de yaşıyorlardı. Önceden hiç mi miras bölünmüyordu? Niye? Hani yeni yeni bunun sonuçlarını görüyoruz vesaire. Önceden evet miras bölünmüyor. Zaten toprak devletin toprağı olduğu için kimsenin mülkiyetine geçmiyor. Sadece bunun üzerinde tasarruf etme, özür dilerim tasarruf değil, faydalanma ve kullanma hakları kullanılıyor. Bu bakımdan bölünmeler gerçekleşmiyor. Ancak günümüzde Cumhuriyet'le birlikte mülkiyet geldiği için, ağalık sistemi kaldırıldığı için topraklar mirasla bölüne bölüne küçülüyor ve göç oluşuyor. Bu ağa anekdotu da geçtikten sonra
Anadolu'da herkesin ekseriyette toprakları, tarım için kullandığı toprakları ya da kullanabileceği toprakları küçük ölçekli bir dönüm gibi çok küçük büyüklüklerde topraklar. O yüzden işlemesi, maliyeti çok yüksek hale geliyor. Bir çiftçi düşünün, traktör kullanıyor. Traktörün envai çeşit eklentisi var. Onlarla birçok işçilik maliyeti oluşuyor kendisine. Ben zeytinden biliyorum. Mesela zeytin toplanması ve budanması meselesi tam bir işkencedir. Çünkü zeytinin, yani ağaçların sayısına göre değişir ama yani ikisi de onar kişilik neredeyse ekiplerle yapılabilir ve haftalar sürebiliyor. Herkesin kendi az sayıdaki toprağı için, az sayıdaki ürünü için tekrar tekrar bu maliyetlere katlanması maliyetleri şişiriyor. Çiftçilik yapılamaz hale geliyor. İnsanlar artık göç etmeye başlıyor. Tarımı bırakıyorlar. Bu tarımı, yani maliyetleri düşürmekle ilgili çok güzel bir örnek var. Bu örneği Mustafa Kutlu veriyor. Neredeyse bütün Türkiye onun sayesinde bu güzel örnekten haberdar olmuş durumda. Yozgat'ın hangi ilçesinde olduğunu hatırlamıyorum. Kadılar mı? Kadıoğlu mu? Öyle bir köyü. Yozgat'ın bir köyü. Orta Anadolu'nun göbeğinde. Eskiden insanların sadece buğday ektiği ve toprakların bölüne bölüne çok küçük parçalara ayrıldığı bir köy. Hesap etmişler. Köyün kalkınma sağlanmadan önceki yıllık geliri bütün topraklarından, yani şu an verileri tam hatırlamıyorum ama yani ciddi rakamlar, binlerce dönümlük araziden yıllık toplam gelirin 224 bin Türk lirası civarında olduğunu söylüyorlar. Bu köye daha sonra bir kaymakamın ve ilçe tarım müdürünün girişiyle ve bu köyün muhtarının kabul edip köylüyü ikna etmesiyle bir proje başlatılıyor. Bu projede bütün topraklar birleştiriliyor. Bir anonim şirket kuruluyor. Yatırım için ilk başta maliyet yüksek. Altyapı tesisleri kurulması gerekiyor. Ürünlerin işte sulanması için su kanallarının açılması, bir üretim tesisinin, küçük bir fabrikanın yapılması vesaire. Büyük maliyet. Bunun için dışarıdan fon bulmaya çalışıyorlar. Buluyorlar. Bir şekilde hallediyorlar. Köylü kendi toprağını bu şirkete kiralıyor. Satmıyor. Kiralıyor. Her yıl kira alacak toprağından. Ve yaptıkları anlaşma şu. Şirket diyor ki siz bu şirketin ortağı değilsiniz ama ben şey yapacağım. Size topraklarınızda kira vereceğim. Vereceğim kira da benim yıllık kazancıma oranla olacak. Yani ben gelirlerinizden para kazanmayacağım. Şirket, yani sözleşme öyle yapıyorlar ki topraklarını şirkete kiralarken kiraları sabit değil, şirketin yıllık gelirine göre, belli bir orana göre hesaplanıyor. Ve buradaki işçilik içinde sizden destek almak istiyorum. Yani toprağınızı bana kiralayacaksınız ve gelip bu tarlada işçi olarak çalışacaksınız. Ben size yömeğinizi vereceğim diyor. İlk başta yaptıkları şey arazilerin birleştirilmesi. Araziler çok fazla bölündüğü için aralarındaki yollar bütün köyün arazilerinin içinde %30'luk bir alan kaplar hale geliyor. Yollar ortadan kaldırılınca, yollar da tarım arazisi haline gelince %30 tarım arazisinin şeyi artıyor, büyüklüğü artmış oluyor. Ve köyde bu şirketten önce, bu yatırımdan, bu girişimden önce 93 tane traktör bulunuyor. Köy 400'e yakın nüfusu olan bir köy, biraz büyük bir köy. 93 tane traktör bulunuyor. Şirket geldikten sonra traktörlerin ya 70 ya da 75 tanesi satılıyor ihtiyaç fazlası olduğu için. Yani bir kooperatif mantığının maliyetleri düşürme oranına dikkat çekmek için söylüyorum bunu size. Toplam 15-20 tane traktör kalıyor ve bu burada ekilen alana tahlilleri yapıyorlar. Elma, kiraz, bir ürün daha vardı şu an aklımdaydı. Bunlar ekilebilir olduğunu anlıyorlar. Ona göre o fidanları alıyorlar, onları dikiyorlar ve elma ve kiraz üretimine başlıyorlar. Binlerce dönümlük bir arazide. Ve şu an o
yıllık geliri 224 bin lira olan arazilerin yıllık geliri galiba 60 milyon lira seviyesine yükseliyor bu yatırımdan sonra. Köylünün hem yıllık verdiği araziden gelen kira geliri var, hem de bütün köylü bu arazide işçi olarak çalışmaya başlıyor. Toplu bir sistem olduğu için işçilerin yönetimi çok verimli hale geliyor. Binlerce dönümlük araziye sistematik bir şekilde bakabiliyorlar. Ve işçi eksiği oluşuyor. Yani işçi yetmiyor. Köydeki herkes çalışıyor ve işçiler gene yetmiyor. İş o kadar büyüyor ki. Yani çevre köylerden vesaire işçi geliyor ve yani bu köyden olup da vakti zamanında İstanbul'a göç etmiş olanlardan tekrar köye dönüp buralarda çalışıp kendi topraklarının kirasını alarak daha müreffeh bir hayat sürmeye başlayan insanlar da oluyor. Bu proje sayesinde insanlar şehirden köylerine de göçmüş oluyorlar aynı zamanda. Bununla ilgili bir röportaj da var. Küçük bir belgesel var nasıl yapıldığıyla ilgili. Köylerden birisi anlatıyor. Adam önceden adam gibi para kazanamadı. Yani maliyetini kurtarmadığı tarlasından şu an aylık olarak kendisiyle beraber 3 çocuğu varmış. Kendisi hanımı ve 3 çocuğu. Neredeyse her gün tarlaya gidip çalışıp oradan düzenli yevmiyelerini alıyorlar ve üstüne kirayı da alarak aylık bu hanenin geliri yaklaşık olarak 8 bin lira civarında bir tutar. Ve bu 2011 yılında oluyor. Yani 2011 yılında öğretmenlerin maaşı 3 bin lira gibi bir rakamdı galiba. Ayda 8 bin lira kazanabilir hale geliyorlar. Sadece eldeki toprakları daha verimli kullanarak. Bu sayede şehirden köye tekrar göçün başlayabilmesi imkanında öne açılmış oluyor. Bu illa bir anonim şirket kurularak değil, kooperatif kurularak da yapılabilir. Anonim şirketle bu mantıkla, bu sistemle de kullanılabilir. Toprakların düzgün yönetilmesini sağlayacaktır diye düşünüyorum. Kooperatifi dediğim gibi mantığını kavrayıp bu mantık doğrultusunda hareket edersek kendi bireysel maliyetlerimizi düşürmüş olur ve paramızı tasarruf etmiş oluruz. Şu an ekonomi için büyük bir israf dönüyor ve gereksiz israf dönüyor. Bununla önüne geçilmiş olur. Bizdeki ağ sistemi buna benzer bir yaklaşım. Geçmişte Osmanlı zamanında özellikle kullanılan ağ sistemi. Toprağın mülkiyeti yok. O yüzden bir şey vermiyor. Kira vermiyor yıllık olarak ama işçilerin hakkını koruyor. Düzenli olarak yevmiyelerini vesaire ücretlerini veriyor ve toprakların daha verimli işletilmesini sağlıyor. Bu alanda özellikle Yeşilçam sinemasında gösterilen Zalim Ağa portföyü bir aldatmaca ve doğruluğu varsa da çok cüzi bir miktarda ağalık sistemi yerildiği gibi bu kadar kötü bir sistem olmamakla birlikte çiftçiliği kalkındırabilecek bir sistem olduğu kanaatindeyim. Yani insanlar köylerinden İstanbul'a veya büyük şehirlere gelip fabrikalarda asgari ücretle çalışıp büyük zorluklar içinde yaşamaktansa köyüne dönüp bu şekilde topraklarını daha verimli kullanıp ülke ekonomisine de fayda sağlayabilir diye düşünüyorum. Benim anlatacaklarım bu kadar. Baktım bayağı açtım, 30 dakika olmuş. Üzerine konuşalım onun. Yani daha nasıl bir sistem geliştirilebilir? Bizde tarım topraklarının kullanılması noktasında ne gibi değişik yerleriniz nelerdir sizden? Fatih, teşekkür ediyoruz konuşman için. Eyvallah. Ben şeyi merak ediyorum. Yani öncelikle zaten kooperatifçiliğin büyük şehirlerdeki nüfus yoğunluğunu azaltmak için çok önemli bir unsur teşkil edebileceğini düşünüyorum. Çünkü eğer ki insan köyünde doğduğu ve büyüdüğü topraklarda ciddi anlamda gelir elde edebilirse, büyük şehirde karın tokluğuna çalışmanın bir anlamı kalmayacağını fark edip köyüne dönebilir. Bu açıdan büyük şehirlerdeki nüfus yoğunluğunu bu şekilde azaltabiliriz.
Benim kafamda şu soru uyandı. Her yer Türkiye coğrafyasındaki bütün yerler kooperatifçilik yapmaya müsait mi acaba? Bunun önünde herhangi bir engel var mı yani? Sen bu konuda bir araştırma yaptın mı? Çünkü coğrafi olarak bütün şehirlerimiz aynı şeyde değil, yapıda değil. Bu konuyla alakalı. Şöyle benim kooperatifçilik mantığından anlatmaya çalıştığımda buydu biraz. İlla tarım olarak düşünme. İlla buğday ya da elma olarak düşünme. Bunu hayvancılık olarak da düşünebiliriz. Yani yaptığımız üretimi küçük oranda tutup yüksek maliyetlere katlanmaktansa üretimin birleştirilip veya tüketimin birleştirilip maliyetlerin düşürülmesi buradaki temel prensip. Ben hayvancılık yapıyorum. Benim 50 tane koyunum var diyelim. Aynı köyde hayvancılık yapan 15 tane hane var. Bunların koyunlarını topladığımız zaman belki 1500 tane koyun ediyor. Yani bu 1500 koyunun birleştirilip maliyetlerinin ortak hale getirilip kazancının da bölüşüldüğü sistem kooperatif sistemi oluyor. Bunu yaparsak hayvancılıkta da olabilir bu. Başka şeylerde de olabilir. İşçi sınıfının mesela tüketim malzemesi veya memur sınıfının tüketim malzemesi hiç önemli değil. Yani bütün üyelere yöneltilen bir şey. Mesela bunu farklı bir boyutta yani bu kooperatifin üyeleri kimler bilmiyorum. Bu konuda pek bir araştırma yapmadım ama Türkiye Tarım ve Zirai ne? Kooperatifi. Tam aklımda değil şu an. Şimdi market açtılar yeni mesela. Her tarafta Türkiye'nin birçok yerinde market açtılar. Yani üyeleri halktan mı yoksa devlete bağlı bir kurum mu tam bundan emin değilim fakat yani olayın sonunda daha kaliteli ürünleri mesela bu kooperatifin marketinde organik olmayan hiçbir ürün satılmıyor. Portakal suyunu, nar suyunu dondurucular içinde satıyorlar ki bozulmasın. Katkı maddesi yok içinde mesela. Bunun üstesinden nasıl gelebiliyorlar? Toplu bir üretim, toplu satışla ve böylelikle mümkün hale geliyor. Yani illa tarım, toprak, hayvancılık veya başka bir şey olarak düşünmemize gerek yok. Bu gemi işinde de olabilir. Gemilerde de mesela komandit şirketler vardı. Yok özür dilerim. Komandit mi? Bu gemilerle ilgili bir şirket türü vardı mesela. Yani birleşip şirket alma, şey gemi alma olayı. Aynı mesela. Evet tarım kredi kooperatifleriymiş. Yani ticaretin, ekonominin her alanında bence olabilecek bir şey. Teşekkür ederim yanıt için. Eyvallah. Ben teşekkür ederim. Yani Türkiye'de halihazırda var kooperatifler. Fisko Birlik olsun, fındık ezmesi diyor. Mesela Torku, Torku da bir kooperatif. Çokça büyüdü. Zeytin'de de galiba Marmara Birlik. Evet. İzmir'de ben de o işi bayağı yapar ama yani ayrı bir şirket statüsünde bunlar. Yani şöyle söyleyeyim, çiftçiliğin içinde bu Marmara Birliği özellikle biliyorum ben. Yani Marmara Birlik bir son çare olarak düşünülür. Ben daha iyi fiyattan satamazsam oraya vereyim çaresi olarak düşünülür. Ve tam olarak da ama ekonominin kurtarıldığı noktayı gösteriyor bu kooperatif. Evet. kaliteli yani Marmara Birlik galiba. Ya Ben tabii zeytin ki. demiyorum da. Yani. Kalitesinin düşük olduğunu söylemedim. Yani çiftçi üretim yaparken daha yüksek fiyata satabileceği bir yer varsa satar. Satamazsa Ha. mağdur olmamak için Marmara Ha. Birliği'ye satar. Marmara Birliği'nin aldığı fiyatta uygun bir Daha fiyat olduğu için çiftçi mağdur olmaz. anladım. Tabii herkes kendi malını yüksekten satmak istediği için. Tabii. Maalesef. Ya şöyle aradaki komisyoncuyu bitirdiğin zaman sen yüksekten satıp halka da ucuzdan satabilirsin bunu. Marmara Birliği'nin zeytin fiyatları öyle çok yüksek değil. Değil değil. Ya Fisko Birlik pahalı. Eyvallah. Onu bilmiyorum. Mesela bu tarım kredi kooperatiflerinin şeyleri de pahalı bazı Market. ürünlerde. Marketinde bazı ürünlerin fiyatları pahalı dışarıya göre ama orada işte üretim maliyetleri ne seviyede değişiyor onu bilmiyoruz. Kalite farkı olduğu için de fiyat fark ediyor olabilir. Evet. İşte dediğim gibi nar suyunu adamlar orijinal yani dondurucuda satıyor bozulmasın narlar diye. Hadi ya. Evet. Portakal suyu var mı? Portakal suyu da aynı şekilde. Dondurucuda duruyor. Yani buz Nerede? halinde alıyorsun sen onu. Sıkmada var. Ben gördüm de. Nasıl? Sizin orada var mı?
Ben Bulgurlu da var diyorlardı bir tane. Bilmiyorum. Nasıl? Adapazarı'nda 3 tane var. Bulgurlu da nerede var ya? Kısıklı ile Bulgurlu arasında o taraflarda bir yerde Tarım Kredi Kooperatifi'nin markası da varmış. Var. Cumhurbaşkanı geçen alışveriş yaptı ya oğlum orada. Ama Hatırlamıyorum. Cumhurbaşkanı'nın karşı sokağı. Yani Fatih yakında var mı senin? En yakın orası işte bize. Yani sayılar çok fazla değil bunların henüz. Araba var mı? Servis yapıyor musun? Ben mi? Evet. O kadar kooperatif övdün. Yok canım ne sayarsın. Bir kendi ihtiyacımız gibi. Muzip diliyle. Birlikten kuvvet doğar. Prensibince kooperatif. Gayet mantıklı. Tabii bizim insanımızı ikna etmek de kolay değildir. Yani insanımız da çok şüphelidir. Özellikle kendi malı mülkü konusunda çok şüpheli yaklaşır olaylara. O yüzden kooperatif kurma konusunda da hatta bazı filmlerde hatırlıyorum yani insanlar vardı. Köylüyü ikna etmeye çalışan. İkna etmek zor. O da işin ayrı bir zorluğu galiba. Yani bu Yozgat'taki köyde bu işi anonim şirket kurarak çözmüşler. Zaten insanlar birlik olmakta bayağı problem yaşıyorlar. Bunlar da demişler ki toprağınızı bize vermeyin, sadece kiralayın. O şekilde insanları ikna edebilmişler. Yani orada insanlar şey değil, anonim şirketin bir ortağı değil. Sadece şirkete topraklarını kullandırıyorlar ve kendileri gidip çalışıyorlar. O yüzden şirketin yönetiminde bir söz hakları da yok. Şirketin yönetiminde söz hakları olmadığı için şirketi baltalayamıyorlardı. Küçük problemlerden, kendi aralarındaki sıkıntılardan vesaire. Şirketi kuran kim? Şirketi kaynakamlıkla beraber bir girişimci kuruyor galiba. O da herhalde köyden çıkan bir insan vakti zamanında. Tam emin değilim. Güzel. Ama yani şirketi kuran kişi de hani kâra oranla kira verdiği için insanları sömürme mantığıyla hareket etmiyor şirketi kurarken. Ama o da bir şeyler kazanıyor yani sonuçta. Tabii. Tabii kazanıyor. Kazanıyordur. Yani bunu herhangi bir girişimci de yapabilir o zaman. Tabii ki. Ağ olmak. Yani bu tamamen o şirketin patronu, o köyün ağası şu an. Evet. Evet. Yani Osmanlı'da ağalık dedik tabii ama Osmanlı'da ağalığın maalesef merkezi yönetim, merkezi otorite kaybolduktan sonra ağalığın Osmanlı'nın başına büyük belalar açtığını da söylemek lazım. Ağalık halka sert, kaba davranmaları, halktan para toplamaları Osmanlı'nın Anadolu'daki huzurunu kaçırmış ve celali isyanlarının nedenleri arasında. O yüzden ağalığı ben çok fazla övemiyorum. çok iyi niyetli ağalar vardır ama genel itibariyle ağalar bence çok iyi insanlar değil yani. Benim hatırladığım, gördüğüm romanlardan da okuduğumuz kadarıyla. Yani işte orada biraz sanki yönlendirme var. Alo. Duyamadım son dediğini de. Yani işte romanlardan da okuduğumuz işte İnce Mehmet mesela. Yani iyi bir ağa profilini ben filmlerde, romanlar, dizilerde görmedik maalesef. İşte ben yani o noktada yönlendirildiğimizi düşünüyorum abi. Yani iyi ağa profilini bize göstermek istemediği için kimse bu şekilde bir tablo çiziyor bence önümüze. Çünkü olay sadece ağalarda değil. Osmanlı'nın başına baktığı zaman bela olanlar kendi valileri en başta. Mısır valisi. Hesap edin adam ülkeyi ele geçirmeye kalkıyor. Savaşa geliyor sana da. Yani bu devlet işi geldi. Devleti ilgilendiren mi mevzu? Kendi otoritesini kaybedersin. Salim, yani eğer ki zaten bir ülkede karışıklık çıkacaksa merkezi otorite, siyasi otorite boşluğa düşerse her alanda sıkıntılar baş gösterir. Bunu sadece bir sisteme mal etmenin herhangi bir mantığının olmadığını düşünüyorum ben. Ama ağalık da zorunlu olarak çıkartılmış bir kurum olduğunu düşünüyorum.
Evet. Ağlık meselesiyle ilgili şunu ekleyeyim. Zorunlu olarak çıkarılmış olmasının sebebi devletin paraya olan ihtiyacı. Ağlık sisteminin başlangıcı. Bu Osmanlı'daki iltizam sistemine geçilmesi. Yani vergilerin bir aracı eliyle toplanması. Ve güzel. Bu mesele vakit geçtikçe Salim sesin kesik kesik geliyor. Bir şey dediysen anlayamadık yani arası. Evet, sadece konuşmuyor ya da düz duruyor. Bu dinliyorum. İltizam eyvallah. İltizam sistemi daha sonra malikane sistemine dönüşüyor. Malikanenin altında mültezimler var. Mültezimin altında başka bir seviye daha oluşturuluyor. Yani vergilerin toplanma hakkının verilmesi demek aynı zamanda o bölgenin ağası olmak gibi bir olay haline geliyor. Çünkü evet. Vergi toplanması dediğinde toprak işleniyor. Toprak işlenince çıkan ürünlerin bir miktarının gönderilmesi olayı veya oradan gelen paranın gönderilmesi olayı gibi. Ve Osmanlı'da bu iş ilerledikçe artık iç borçlanma mahiyetine geliyor. Bir tahvil satışı haline geliyor. İltizam dağıtılması, iltizamların bölünmesi, alınması, satılması vesaire. O yüzden bence yani Osmanlı için zorunluluk diyorsun ya, evet zorunluluk ama tamamen iç borçlanma zorunluluğu olarak okuyorum ben meseleyi. Eyvallah. Ama Cumhuriyet'le birlikte bu meseleyi çözmüşüz. Bence iyi olmuş. Çünkü zaten çözmemiz gereken bir mesele haline gelmiş. O yüzden Cumhuriyet'in bu politikasında yani eleştirirken o kim ya? Benim sandalyedim. Sandalyemden geliyorsunuz. Ha. Süleyman mı dedim de? Yok. Süleyman orada mısın? Buradayım. Ha, biraz geç geldim, kusura bakmayın. İletişimde bir sıkıntı ama oldu internet bağlantısında. Belli oluyor. Ya Fatih. Efendim? Sen şimdi şeyi anlatırken Yozgat'ı traktör sayısından bahsederken 93 evet. Dedin de ben de dedim ya herhalde dedim işte zenginleştikten sonra herkes kendine bir traktör almıştır diye düşünüp sayının artacağını düşünmüştüm. İhtiyaç var satılır ya Salim. Bizim burada da öyledir. Yani insanlar mesela şöyle söyleyeyim. Bizim burada da son zamanlarda daha doğrusu daha önceden yoktu. Fatih'in belirttiği gibi bazı çoğu yerde olduğu gibi bizde de yoktu kooperatifçilik sistemi bizim muhitte. Burada sonradan şey oldu, kooperatif kuruldu. Burası benim yaşadığım yer Kütahya Tavşanlı. Tavşan tarıma elverişli yerler olduğu gibi genel itibariyle de hayvancılık da yapılıyor. Yani hayvancılığa dayalı olarak kooperatif de kuruluyor. Hayvansal ürünler vesaire, süt, yoğurt vesaire gibi. Bu tür şeyler, ürünler içinde bir kooperatif oluşturuluyor. Son zamanlara kadar yoktu. Neredeyse bir 3-5 yıllık bir mazisi var diyebilirim yani herhalde o kadar fazla yok. Hani kurulduktan sonra bazıları mesela şey yapıyor hani ürettikleri buğdaydır, arpadır vesaire. Tarımsal ürünleri kooperatif aracılığıyla satıyorlar. Sonra hayvansal ürünler olsun. Mesela burada hayvancılık fazla bizim orada bu boyutta. Genelde sütler mesela toplanır. Sütler satılır. Bazıları
buna binaen mesela şey yaptı, bıraktı şeyi. Tarım bırakınca da dediği gibi Fatih'in neyde belirttiği gibi bu örneğinde o hatları, tarımları, teçhizatları, traktörleri gerek de yoktu diye hani artık yemedikleri için ya da işte kooperatif aracılığıyla devam ettirildiği için pek ihtiyaç yoktu, sattılar yani. Böyle bir örnek de var. Eyvallah. Şekilde bir... Süleyman köyden bildirdi. Eyvallah. Şehirlerini anlar köylünün halinden. Salim İnce konuşuyor işte. Ya köyde millet ister traktörüm olsun benim de falan. Öyle muhabbetler vardır yani. Köy abi yerlerden... adam üzerine yük gelen şeyi niye istesin ki? Hayır o iş yani öyle değil. Yük gelmiyor yani... kardeşim. Alan bol. Ya bunun vergisi var. Ya, nasıl yükü var da. Ya, şöyle su var. Tabii ki satıp para kazanmak ister yani. Hayır beyler bir dakika. Sizin yani anlayamadığınız evet, bir evet. Nokta var köylerde. Mesela bizim köyde zorlu bir arazi şartları yoktur pek. İki çekerli bir traktör çok rahat iş görür. Eskiden bütün köyler, bütün traktörler iki çekerliydi. Bir tane veya iki tane dört çekerli traktör vardı. O da hani saplananları falan kurtarmaya yarıyordu. Millet sadece birbirine olan hasedinden hani onda var bende de olsun diye kredi çekip borç alıp dört çekerli traktör alıyor. Yani bu adama külfet getiriyor tabii ki. Çok yüksek külfet getiriyor. Zaten kazandığını kredi çekiyor, faizini zor ödüyor vesaire. Ama adam gene alıyor. Gelen gideni karşılamıyor bir de. Hani kazandığı da artık hani belli noktada eğer hani dediğimiz gibi kooperatif sistemi yoksa tarımsal işlerden gelen kazanç o krediyi, çektiği krediyi karşılamasına yetmiyor. Maalesef. Ben şöyle bir şey okurken bu kooperatifçilikle ilgili bir şeyler okurken dikkatimi çekmişti. Paylaşmak için alıntı yapayım diye aldım onu. Dilerseniz onu bir paylaşayım sizinle. Diyor ki çok güzel bir tespitte bulunmuş makalenin müellifi, okuduğum makalenin müellifi. Diyor ki 2008 ekonomik krizi sonrasında kooperatiflerin diğer ekonomik işletmelerine göre krizlere daha dayanıklı olduğu görüldü. Kooperatifler gelir garantisi değil, istihdam garantisi üzerine çalışan işletmeler oldukları için ekonomik kriz dönemlerinde kooperatif ortaklarının gelirleri düşse de işsiz kalmıyorlar. Anlaşılmıyor şu anda. Ben hiçbir şey anlamadım. İdame ettirebilecekleri minimum bir sürekli gelire sahip olmaları anlamında. Anlaşılmıyor. Süleyman sesin kesiliyor abi. Ben anlıyorum. Tercüme etsem. Başta İtalya ve İspanya olmak üzere birçok Avrupa ve bayraçilik kanunlarına ne kadar geliştirmesine sebep oldu. Bunun sonucu olarak farklı sektörlerde birçok kooperatif kuruldu. Sesim gelmiyor mu? Şimdi bana geldi, ben söyleyeceğim bir dakika. Diyor ki 2008 krizinde bütün şirket çeşitleri arasında en yara almadan şey olan Süleyman bir dakika duyuyoruz seni. En yara almadan kurtulanlar kooperatif şirketleri oldu diyor. Bunun da sebebi üyelerine ücret garantisi değil iş garantisi sunduğu için işsiz kalmadılar. Ücretlerinde düşüşler olsa da işlerinde çalışmaya devam ettikleri için yıpranmadılar diyor. Teşekkür ederiz. İyiymiş. Devamı var mı Süleyman? Şöyle bir durum da var. İşte bu buna binaen artık sesim geliyor mu bu arada? Evet. Geliyor. Geliyor. Sesim geliyor mu? Geliyor. Evet, tamam. Bu 2008 ekonomik krizi sonrasında
kooperatiflerin diğer ekonomik işletmelere göre krizde daha dayanıklı olması ve bunun tüm dünyada görülmüş olması ülkede kooperatifçiliği gözde bir hale almasına sebebiyet veriyor. İtalya ve İspanya olmak üzere pek çok Avrupa ülkesi kooperatifçiliği destekleyen uygulamaları çoğaltmaya, fonları geliştirmeye yöneliyor. Hatta şöyle diyeyim, kendi kooperatifçilik, yani kooperatif kanunlarında bunu daha hani kurulmasını, yönetimini kolaylaştırıcı düzenlemelere gidiyorlar. Eyvallah. Yani bu faydalarından dolayı, dolayı teşvik görüyor diyorsun. Evet. Şöyle bir durum da var. Mesela önemli büyüklükte fonlar oluşturuluyor ve buna yönelik projeler oluşturuluyor. Avrupa Birliği de buna yönelik kendi çapında büyük projeler başlatıyor. Hatta dijital ekonomi içinde yer alan platformlar, platform kooperatifler oluşturulmaya başlanıyor. Sosyal kooperatifçilik önde gelen bir alan haline geliyor. Bu şekilde uygulamalar, projeler artarak devam ediyor o dönemden sonra. Bu faydalı bilgi için teşekkür ediyoruz Süleyman. Rica ederim. Eyvallah. Üzerine tartışacağımız bir şey var mı? 50 gitmiş toplantımız. Valla ben sordum merak ettiğim hususu. Benim için herhangi bir soru ya da sorun yok şu anda. Ama mesela şunu da merak ettim ben. Türkiye'deki şu anki kooperatifçiliğin yaygınlığı nedir? Yani ne durumdadır? Her bölgede yaygın olarak uygulanıyor mu, uygulanmıyor mu? Bununla ilgili biraz bize bilgi verebilir misin? O konuyla ilgili maalesef bilgim yok ya. Yok mu? Eyvallah. Peki. Şöyle söyleyeyim o zaman. Hani ben küçük bir şey paylaşayım bununla ilgili. Belki karşılar mı bilmiyorum senin sorunu da. Emin. Şöyle bir şey okudum. Diyor ki Türkiye'deki zaten Fatih'in de belirttiği üzere büyük kooperatifler çoğunlukla tarım sektöründe. Yani tarım sektörü üzerine devam ediyor. Zirai üretim üzerine devam ediyor. En büyük 500 firma içinde 5 tane kooperatif bulunmakta olduğunu okudum. Diyor ki tarım, bunlar da tarım sektöründe dayalı kooperatifler. Şöyle söyleyeyim. Mesela bu Trakya Birlik diye bildiğimiz Trakya Yağlı Tohumlar Kooperatifleri Birliği bunlardan bir tanesi. Anko Birlik, Konya Şeker, Kayseri Şeker, Gübretaş ve Tarım Kredi Yem Sanayi, bunların 5 tane en büyük firma, dünyanın en büyük 500 firmanın arasında 5 tane kooperatif var. Bunlar da bizim zirai üretime dayalı olarak kurulmuş kooperatifler. Ve eskiden dediği gibi Fatih'in pek gelişmemiş olsa da, pek olmamış olsa da günümüzde artık bu tür kooperatifler revaçta. Eyvallah. Eyvallah. Ben buldum. Şu an Türkiye'de 80 bin tane kooperatif varmış. Bu kooperatiflerden bir araya gelerek oluşturulan 571 tane de birlik bulunmaktaymış. Kooperatiflerin toplam ortak sayısı da Türkiye'de 7.8 milyonmuş. 2013 yılında. Çok yüksek bir rakam. Yani 80 bin tane şirket var demek. Çok fazla demek. Ya şöyle söylüyor, şöyle bir bilgi de var. Dünyadaki en büyük 300 kooperatifin işlem hacmi 2 milyar doları aşmaktadır diyor.
Yani böyle bir bilgi de okuduğum notlar arasına almışım. Burada yani 2 milyar dolar demek büyük bir işlem hacmi demek bakıldığı zaman. Eyvallah. Teşekkür ederiz Süleyman bilgiler için. Rica ederiz. Salim senin ekleyebileceğin bir şey var mı? Salim'in aynen. Yok, ben söyleyeceklerimi, soracaklarımı sordum. Peki, eyvallah. Toplantımızı bitirelim. Toplantımızı bitiriyoruz arkadaşlar. Bir sonraki sütre konuşmalarında ben konuşacağım mankurtlaşma üzerine. O da 9 Nisan 2020 tarihinde gerçekleşecek. O zamana İnşallah. Kadar hoşça kalın, esen kalın diyelim. Sağlıkla kalın.